geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrü. Bilen bilir adı kiraz mevsimi. Nabız normal hocam. Hemen MR al. Ayas, ben katil mi oldum? Ya saçmalama, yok öyle bir şey. Polisler beni yakalayacak. Sonra hapse atacaklar. Ayaz, bittim ben. Aşkım korkma, öyle bir şey olmayacak. Bu niye elinde senin hala? Bilmem. Belki doktora veririm. Kafasına burnuna vurdum derim. Ya da polise. Sonuçta suç aleti. Belki de verme. Niye vereyim ki? Kaçarım. Ayaz, ben ne yaptım? Bittim ben, bittim. Tamam, panik yapma. Her şey yoluna girecek. Bülent abi haber verecek miyiz? Ararız birazdan. Ya sonuçlar gelene kadar Mete'nin yanına mı gitsek? Tamam, hadi gidelim. Hadi Öykü. Ben küreği bırakıp geliyorum. Kaç Öykü, kaç. Kaç, kaç ve kaybol. Yoksa bu işin sonu çok kötü olacak. Kaç. Pardon, ortopedi bu katta mı? Bilmem, ben bahçede. Kaç Uyku, kaç. Bunlar seni yakalayıp hapse atarlar. Kaç. Ciddi bir durum olduğunu zannetmiyorum. Ama biz yine de MR sonuçlarını bekleyelim. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Ayaz'cığım, rahat rahat konuşabilirsin. İlker bana her şeyi anlattı. Ne yapayım? Demek benden habersiz Mete'ye oyun oynadınız ha? Ya ben söyledim Öykü'ye böyle bir şey yapmayalım diye ama bu oyunu sonlandırmak istiyorum. Daha fazla oyun oynamak istemiyorum dedi. Ondan böyle yaptık yani. Vallahi az kalsın iyice sonlandırıyordu ha. Bir insanın kafasına kürekle vurulur mu ya? Peki Öykü nerede şimdi? Ha? Öykü küreği bırakmaya gidiyorum demişti. Dikkatli ol Öykü, dikkatli ol. Her yerde seni arıyor olabilirler. Ya sessiz sakin bir yere mi gitmeli? Kalabalıkta mı saklanmalı? Ay kafam beni, ne yapacağım ben? Bak. Tamam. Hemşireyle konuştum. Mete'nin durumu iyiymiş. Hemen odaya çıkarmışlar. Fakat gözlem altında tutacaklar. Ay taş kafalıdır o ya. Bir şey olmaz ona. Öykü nerede kaldı ya? Ben de merak etmeye başladım ha. Yürü, yürü, yürü. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi.
Bas, bas, bas. Dur, kaçma. Dur. Dur. Kurtulamazsın. Kaçma. Dur, dur. Buraya gel. Alo. Öykü, neredesin sen? Mağazadayım. Mağazada ne yapıyorsun? Mankenlik. Ne mankenliği Öykü? Ne diyorsun sen? Cansız mankenlik. Öykü, ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ayaz, cansız dedim de aklıma geldi. Mete nasıl oldu? İyi ama bir süre gözlem altında tutacaklarmış. Ayaz, bak kötü bir şey var ve siz bana söylemiyorsunuz değil mi? Yoksa polisler beni niye kovalasın? Hayatım, Mete'nin bir şeyi yok. Da sen ne polisinden bahsediyorsun? Az önce beni kovalayan polislerden bahsediyorum. Zor kurtuldum ellerinden. Aşkım, abartma. Bir yanlış anlaşılma olmuştur. Hem sen polisten değil, benden kork. İntihar numarasını konuşacağım seninle. Ben ne yaparım? Beni kapatmam lazım. Telefon sinyalinden yerimi bulurlar sonra. Hayatım, saçmalama. Hadi, kapattım ben. Beni merak etmeyin. Bir de seni seviyorum. Hanımefendi, iyi misiniz? İyiyim. Çok iyiyim. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ne diyor? Panik yapmış. Polisin peşinde olduğunu falan düşünüyor. Ay yazık ya. Nasıl da panik olmuş canım benim. Ayaz. Sevgilim. Nasıl oldu Mete? Atlatacak, merak etme. Hem herkes her şeyi biliyor. Yani numara yapmamıza gerek yok. Ha, pardon. Herkese anlattınız o zaman Öykü'yle barıştığınızı. Yok, Burcu'yla Emre henüz bilmiyorlar. Ha, anlatacaksın ama değil mi? Vallahi bilmiyorum. Şimdi bütün hikayeyi Burcu'ya anlatırsak abisi hakkında ne düşünecek? Yani neyse, biz bir Mete'ye bakalım mı nasıl olmuş diye. İlk bulgulara göre korkacak bir şey yok. Ancak tetkiklere devam edeceğiz. Şu an kendinde yani oğlum. Görebilir miyim peki? Tabii ki. Yalnız yakın geçmişi hatırlamakta zorluk çekiyor. Bazı olayları, insanları unutmuş olabilir. Peki bu durum düzelecek mi? Merak etmeyin. Kısa zamanda toparlar. Sağ ol. Nasıl oldun? Vallahi iyiyim be ortak. Ne yapayım? Bana ortak dememen konusunda anlaşmıştık sanırım. Aa, niye sana ortak demeyeyim ya? Biz ortak değil miyiz ortak? Mete bak, oyun bitti. Numara yapmayı kes. Ne oyunu ya? Hem niye siz bana böyle sinirli sinirli bakıyorsunuz? Ben vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum ha. Bana bir şey mi oldu? Ben niye buradayım bilmiyorum. Şeyma, bebeğim niye orada duruyorsun? Gelip yanıma bir öpsene beni ya. Ha? Ay Mete, saçmalama istersen. Şaka yapmanın sırası değil. Başına gelecekleri anlatıyor, işte yırtmaya çalışıyor. Sibel'cim ya, sen ne kadar kilo olmuşsun? Yok artık ya. Daha neler ya? Ya biz ne yapsak bu çocuğu ya? Böyle kulaklarından tutup aşağı mı sarkıtsak acaba? Pardon, çok affedersiniz. Ben seni tanıyor muyum? Yani sen kimsin? Ya bir de bize utanmadan, sıkılmadan oyunlar oynuyor ya. Herife bak. Işık, bu senin arkadaşın mı? Sen mi tanıyorsun bunu? Ya sen şimdi ışığı hatırlıyorsun, beni hatırlamıyorsun öyle mi? Ya ben bu hayatta bir sürü düzenbaz adam gördüm ama senin gibisini görmedim ya. Artık yeter lan! Yeter lan! Ne oluyor burada? Lan. Ah, Meteciğim, şimdi daha iyisin değil mi kardeşim? Mete bize oyun oynuyor. Hiçbir şey hatırlamıyormuş. Doğru söylüyor. Biraz önce doktorla konuştum. Geçici bir hafıza kaybı yaşıyor. Bazı olayları ve kişileri hatırlamayabilir dedi doktor. Aa, ne yani? Ben şimdi bunu tanıyor muyum?
Bence artık biraz sakinleşebilirsin Öykü. Sakinleşirsin çünkü bence seni bu halde tanımazlar. Tanımazlar. Öykü, ne vardı Medeli'nin kafasında kürekle vuracak? Ne vardı? Hem o kadar kötülük yapmış olabilir ama olsun. Olsun, bu muydu karşılığı? Bu mu olmalıydı? Hem bu dünyada şiddetle ne çözülmüş Öykü, ne çözülmüş? Bak, olan sana oldu. Bir kader mahkumu, adeta bir kanun kaçağı oldun. Bir polis göreceğim diye ödün kopuyor. Of, of, of! Tamam. İçeride kızım, merak etme. Durum gayet iyi. Ne olmuş peki Bülent abi? Yani kaza mı geçirmiş? Biz onu anlamadık. Merdivenden düşmüş, kafasını çarpmış. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Peki görebiliyor muyuz şu an? Tabii. Biz az önce yanındaydık. Gayet iyi görünüyordu. Ay sen de her yerden çık olur mu? Gıcık şey. Bence Burcu'ya da gerçeği anlatalım artık. Bu iş fazla uzamaya başladı. Yani benim de asabım bozuluyor. Öf. Ortalık çok fena karışacak. Ablam kimse yok. Çıkacak mısın? Sen kimden kaçıyorsun ablam? Yok ya. Ne kaçması? Biz öyle saklambaç oynuyoruz arkadaşlarla. Ama artık bulamazlar beni zaten. Sen beni en iyisi çıkart. İyi para eder bu. Allah Allah. Bu ne kar? Eskici, eski alırım. Eskici, eski alırım. Kim ya? Alo? Alo! Alo Hayat, Öykü ben. Duyuyor musun beni? Bak şimdi, polisler beni köşe bucak her yerde arıyor. Artık kaçacak yerim kalmadı Hayat. Ben diyorum ki Yunanistan'a kaçayım. Ama sensiz gidemem. Gelir misin benimle? Tabii senin kararın ben. Anlarım, saygı duyarım. Benim gibi bir kanun kaçağıyla yaşamak istemeyebilirsin. Öykü sen neredesin? Ya bırak onu şimdi. Kontrolüm bitiyor. Sen söyle, gelecek misin benimle? Ya bak boşuna telaş yapıyorsun. Gel artık hastane. Ya oldu. Geleyim de polis beni eliyle koymuş gibi bulsun değil mi? Hayır, olmaz. Bak son kez söylüyorum. Eğer benimle geleceksen bir saate salacak sahilde buluşalım, tamam mı? Duydun mu? Alo. Alo Ayas. Ne diyor? Salacak sahilde buluşalım dedi. Abi salacak sahilde ne işi varmış? Buraya gelsin işte, bir tehlike yok. Dinlemiyor ki. Yok, bu böyle olmayacak. Yunanistan'a gitmeden Öykü'yü bulmam lazım. Yunanistan mı? Ne Yunanistan'ı Ayaz?
Bir şey sorabilir miyim? Siz tekne turu düzenliyor musunuz? Nereye gideceksiniz küçük hanım? Biraz uzak tabii. Yani Yunanistan'a mesela. Ya ben oraları hep çok merak etmiştim de kısmet bugüneymiş. Hem de bugün. Tabii biraz acil oldu benim durum da. Yunanistan zor. Kanlıca olur mu? Yok. Kanlıca olmaz çünkü orada beni bulurlar. Kim bulur? Kim bulur? Kim bulur? Aman arayan bulur canım. Kim arasa bulur beni Yunanistan'da. Öykü. Öykü ne yapıyorsun burada? Tekne arıyorum Mayaz. Yunanistan'a kaçacağım. Yavrum senin başına güneş mi geçti? Yok. Mayaz, Mete'nin başına kürek geçti. Ben bittim Mayaz. Ben mahvoldum. Ben artık eski öykü olamam. Bittim ben, bittim. Bak, iyi dinle beni. Mete hayatta. Tamam, kısa süreli bir hafıza kaybı yaşıyor eyvallah ama durumu iyi. Yani hayati tehlikesi yok. Ayrıca Bülent abiyle konuştum. Senden şikayetçi olmayacak. Olay bu yani. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Mayaz, ben çok korktum. Böyle saçma sapan şeyler yaptım. Seni de meraklandırdım. Özür dilerim. İntihar numarası? Ha, evet. Bir de intihar numarası var. Kızgın mısın bana? Kızgındım. Seni gördüm, geçti. Yani yarın defile var ve hiçbir şey hazır değil. Olduğum kraliçem, her şey hazır. Amerikalı yetkililer havaalanından alındı mı? Güzel ağırlanıyorlar mı? Emri onları aldı kraliçem. Ellerini sıcak sudan soğuk suya sokturmuyoruz. Hiç merak etmeyin. Defile mekanı tamam mı? Hazır. Hatta ses ve ışık provası bile yapıldı. Ortalık yanıyor. Catering. Tamam. Mankenlerin sözleşmeleri. Merak etmeyin, onları Şeyma ayarladı. Yalnız bir tane eksik kalmıştı. Onun için de 3 tane alternatif ayarlamış. Bugün gelecekler seçin diye. Peki Şeyma nerede? Vallahi bilmiyorum. En son Öykü ile beraberlerdi. Olcay, Şeyman hallettiği işleri bir kontrol et, bir hata olmasın. Tamam. Öykü nerede peki? O da yok ama Öykü tüm kıyafetlerini bitirdi. Her şey hazır. Ha, iyi güzel. Peki, şimdi yapılacak işler listesi üstünden tekrar geçiyoruz. Ben haberi alır almaz geldim. Nasılsın, nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim canım, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Yani merdivenlerden düşmüşüm ama hiç hatırlamıyorum. Babam söyledi. Görünmez kaza desene. Aynen öyle. Işık, senin işlerin vardır belki okulda. Gidebilirsin yani. Aa, niye gidiyormuş canım? Ben kalmasını istiyorum. Kal Işık, kal. Sen kal. Ya hakikaten insan bugünlerde anlıyormuş ne kadar sevildiğini ya. Şimdi bu oda bomboş da olabilirdi. Ama ağzına kadar dolu değil mi? Demek ki zamanında doğru şeyler yapmışım, sağlam dostlar biriktirmişim. Ya abicim, biz senin her zaman yanındayız. Sen yeter ki iyi ol. Evet abi, iyi ol. Yine eskisi gibi olalım. Ya şu geçmişi bir hatırlayabilsem daha iyi olacak ama parçalar bir türlü gelmiyor. Sanki kafamın içi eksik bir yapboz gibi. Yapboz değil, tahta. Birkaç tahtan eksik senin. Kapıdaki motor sizin mi yoksa? Evet. Harika bir motor. Rengi de çok cool. Ya aslında o kadar da cool bir renk değil yani. Ben taptım. Bayılıyorum hız yapmaya. Böyle saçlar sarılıyor falan. Ama korkuyorum da kullanmaya. Ya evet, doğru. Aslında o korkuyu atlatmak önemli. Ay canım. Sen manken seçimleri için mi gelmiştin? Evet, Önem Hanım'la görüşecektim. Önem Hanım benim. Yalnız kusura bakma, sen aradığımız özelliklere pek uygun değilsin. Biz daha cool birini arıyoruz. Hayatım, hadi yemek yiyelim beraber. Gel canım. Sen benim yanımda mı çalışıyorsun? Ben. Ne münasebet ya. Allah korusun. Ya abi, ne zaman gelecek acaba hafızan yerine? Ya böyle düşünüp zorlaması iyi olabilir belki.
Ya şu ipin ucunu bir yakalırsam geri gelecek ama... Ya Şeyma... Şeyma? Biz ayrıldık değil mi? Evet Mete, hem de çok kötü bir şekilde. Evet, bebek... Bebek meselesi falan. Hatırlıyorum ya. Evet. Her şeyi hatırlıyorum. Her şey derken? Yani Ayaz'ın Öykü'den ayrıldığını, sonra da bu yıl şıkışıkla beraber çıktığını falan hatırlıyorsun değil mi? Evet. Yani kampa gittiğimizi hatırlıyorum. Bütün hikayeyi hatırlıyorum aslında. Yaptıklarınızı. Yaptıklarımı. Her şeyi hatırlıyorum. Evet arkadaşlar. Artık hastamızı yalnız bırakalım değil mi? Biraz dinlenmesi lazım. Evet ya. Doluştuk odaya. Hadi. İstirahat etsin biraz. Hadi. Kamera neredeyiz? Ayaz. Biraz konuşalım mı? Sevgilin içeride kaldın. Ayrılmasaydın dibinde. Burcu, sözlerine dikkat et. Yeter artık. Aa, tipe bak. Görüyorsun değil mi Öykü? Öykü. İyi misin sen? Ya Burcu. Bizim size itiraf etmemiz gereken bir şey var. Bildiği ama sen ve Emre'nin bilmediği bir şey. Hayırdır, kötü bir şey mi? Yani tabii çok uzun bir hikaye olduğu için hem iyi hem kötü şeyler var içinde. Öykü, hemen anlatmaya başlasan iyi olur, yoksa benim cinlerim tepime çıkıyor böyle biliyorsun. Burcu, Mete hepimizi kandırmış yani. Ayaz'a şantaj yapmış benden ayrılsın diye. Sanırım anlaştık. Ne dersin Ayaz? Mete'nin video kaydını sildiğinden emin olmam lazım. Yani geride annemi zora sokacak hiçbir şey kalmamalı. Sen bu konuda endişe etme. Senin teminatın benim. O video görüntüleri bir daha ortaya çıkmayacak. Sen de o belgeleri sileceksin tabii Ayaz. Anlaşma böyle. Yalnız ihale işlerinde arkanda mağdur insanlar bırakmışsın. Zararlarını karşılarsın herhalde. Ben o işi halledeceğim. Arkasını ben temizleyeceğim oğlum. Mehmet Bey'in atölyesini Önem yaptırmış, öyle mi? Evet. Abim de bu durumu kullanarak şantaj yapmış. Evet. Ayaz'ın senden ayrılmasının nedeni de annesini korumak istemesi, öyle mi? Doğru. Işık hikayesi de uydurma. Evet. Siz Ayaz'la zaten çoktan barıştınız. Barıştık. Ve bizim bütün bu olanlardan şu an haberimiz oldu. Herkes her şeyi biliyor. Ama her şeyinizden saklıyorsunuz, öyle mi? Maalesef öyle. Ya Öykü, böyle bir şey yani benden niye saklıyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum. Ya Burcu,
Sen Meten'in gerçek yüzünü görünce üzülürsün diye düşündüm ben. Ya üzülürsem üzülürüm, sevinirsem sevinirim. Ne hissetmek istiyorsam onu hissederim. Ya bir kere sizin böyle bir şeyi benden saklamaya hakkınız yok. Ne oldu? Vallahi olan olmuş birader, biz daha yeni duyuyoruz ya. Ya her şey birazcık ani oldu. Söyleyecektik size ama olmadı işte. Burcu Mete'ye çok inanmıştı. Onu da kırmak istemedik. Ay çok sağ olun ya. Gerçekten. Sen ne konuştun Mete'yle? Neden kaldın o kadar? Biz konuyu kapattık. Mete bize daha şantaj yapmayacak. Şantajcı abime mi kızayım? Yoksa bütün bu olup bitenleri benden saklayan dostlarıma mı? Bilemedim. Burcu, ya Burcu bekle. Burcu. Hiç konuşmadım ya. Yok, saatlerdir öyle dergiyi kurcalayıp duruyor. Ne yapacağız Öykü? Benim Burcu'nun gönlünü almam lazım. Gelin benimle. Ne yazıyor dergide? Okumuyorum ki. Ne yapıyorsun peki? Ben hiç bakıyorum öyle boş boş. Bana kızgın mısın? Kızgın değil. Kırgınım. Nasıl bir kırgınlık peki bu? Geçecek gibi mi? Ay geçer canım, niye geçmesin? Peki ne zaman geçer? Yani böyle yıllar, aylar, haftalar falan mı sürer? Yoksa günler, dakikalar, saniyeler... Hatta belki ben bu cümleyi kurarken geçmiştir bile, değil mi? Akirde işte. Ya gülmedim ya, niye yalan söyleyip duruyorsun? Asıl sen yalan söyleme Burcu, bayağı güldün işte. Evet güldün, ben de gördüm. Ha, hatta böyle dudakların yana doğru kaydı, yüz kasların da gerildi. Hatta ben biraz dişini de ya hayır saçmalamayın ya, ben gördüğünüz gibi gayet ciddiyim. Burcu, çok eski iki arkadaş olmanın en güzel tarafı ne biliyor musun? Ha? Neymiş? Arkadaşın nasıl güldüreceğini hep biliyorsun. Çok ya. Öyle tek başına oynamak zevkli oluyor mu? Siz ikiniz, ben tek. Olur. Hop! Hoppa! Bravo. Thank you.
Yorulduk ya. Siz saydınız mı kaç kaç bitti? Vallahi ben saymadım. Kim kazandı peki? Dostluk kazandı. Güzel trip attın ama. Ha. Gençsin. Altında en güzel arabalar, en güzel evlerde oturuyorsun. En güzel yerlerde yiyip içiyorsun. İşin var, kariyerin var, paran var. Ama şimdi hastanedesin. Ve yanında kimse yok. Kardeşin bile yok. Bir tek baban. Dikkatli ol Mete. Ne ekersen onu biçersin. İçecek bir şey ister misin? Çay, kahve. Yok. Başım ağrıyor baba benim. Bunca koşturmadan, bunca gerginlikten sonra birazcık baş başa kalalım istedim. Ne acayip şeyler yaşadık değil mi yine? Artık aramızda hiçbir engel kalmadı. Oyun yok, numara yok. Sadece sen ve ben. Peki, o zaman bana ne hazırladın bu gece için? Ne mi hazırladın? Ya evet, hep yapıyorsun ya işte Ayaz ve meşhur sürprizleri. Bu akşam için bir sürprizim yok yani boşuna ümitlenme. Anladım. Anladım, sürprizin bozulsun istemiyorsun. Ama beni biliyorsun, ben dayanamam şimdi. Tahminlere başlıyorum. Birazdan bir kemancı gelecek. Öyle romantik bir müzik çalacak ve biz yıldızların altında dans edeceğiz. Yo. Tamam. O zaman... tekne. Bir tekne yanaşacak ve içinden bir pankart çıkacak. Öykü, seni seviyorum. Güzel fikirmiş ama bir dahakine yaparım. Başka? Başka? Helikopter. Helikopter gelecek ve üstüme böyle güller dökülecek. Değil mi? Ben seni fazla mı şımarttım acaba? O da değil, bu da değil, şu da değil. Ne o zaman? Bak dur. Gözlerimi kapattım, bekliyorum. Hadi. Bu akşam için sürprizim yok. Sadece ben varım. Gözlerim var, kokum var. Yetmez mi? Yeter. Eğer gözlerine bir tek ben bakacaksam, kokunu bir tek ben duyacaksam yeter de artar bile. Başka bir şey istemem. Bir eksiklik hissediyor musun? Ne gibi? Bunun gibi. Evet, bir saniye. Yüzükler hiçbir zaman parmağımızdan çıkmasın, olur mu? Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Öykü Hanım. Buyurun, benim. Bir siparişiniz var. Ayaz, bu ne? Gelirken acıktım dememiş miydin? Evet ama... hadi aç, soğutma. Ya...
Ama Ayaz bu çok güzel. İyi de ya ben bunu yemeye kıyamam ki. Demek oluyor ki mecburen seni yiyeceğim. Bence tamam. Ay, bilmiyorum ki bir şey eksik değildi mi? Ay Öykücüğüm kaç defa kontrol ettik merak etme. Sen göndereceğim. Ah, sonunda büyük gün geldi. Amerikalılar bugün senin defileni izleyecek. Sen tırnaklarını mı yiyorsun? Ben heyecandan ne yaptığımı hiç bilmiyorum Meryem Hanım. Tatlım merak etme, sakin ol. Göreceksin her şey yolunda gidecek. Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Adım gibi eminim bundan. Amerikalılar senin tasarımlarına bayılacaklar. Ben bir Olcay'ı görüp geliyorum. Mete Bey'in dünkü darbeden dolayı hiçbir sıkıntısı yok. Ancak başka bir şey var. Dün iyi ki oğlumuz bu olayı yaşamış. Bu vesileyle yaptığımız tetkikler başka bir sonuç gösterdi. Kötü bir şey mi var doktor? Mete Bey belli ki uzun bir süredir beyninde bir uğur taşıyor. Uğur mu? Evet. Peki kötü huylu bir şey mi? Onu şu an bilemiyoruz. Araştıracağız. Ancak iyi huylu bile olsa beyninde baskı yaptığı bölgelerin fonksiyonları etkilenebilir. Yani? Yani Mete Bey'in durumu özelinde bu onu daha sinirli, daha alıngan yapabilir. Empati duygusunu kaybettirip davranışlarını olumsuz etkileyebilir. Oğlunuzun son aylarda olumsuz davranışlarını gözlemlemiş miydiniz? Evet. Heyecanlı mısın? Ay hem de nasıl ya? Dün Mete'nin gerginliği, bugün defilenin stresi, öleceğim artık heyecandan. Hayır. Hiç gerek yok. Çünkü zaten Amerikalılar senin bütün tasarımlarını gördü kağıt üstünde. Bayıldılar. Seni de çok sevdiler. Ah, tamamdır. Ay yok Şeyma. Esas mesele asıl bu gece. Anladın mı? Eğer defilede tek bir aksilik çıkarsa bittim ben. Ya kariyerimi baltalamış olurum. Her şey suya düşer. Olamaz böyle bir şey ya. Olamaz böyle bir şey. İnanmıyorum yani. Olamaz. Tamamen şanssızlık. Kötü bir şey mi oldu? Başımıza gelebilecek en kötü şey oldu. Defile salonunun ışık sistemi arızalanmış. Ancak yarına tamir edebiliyorlarmış. Ay, yani düşünebiliyor musunuz? Defile yapacağız ama ışık yok. Karanlıkta defile. Ne yapacağız şimdi? Sürpriz. Ne oldu size ya? Her türlü yenerim seni. Vallahi süpersin ya. Ne diyeyim? Nereden geldi aklına bunu getirmek? Çok şaşırdım. Okuldaki hocamızın oğlu ayağını kırmış. Ufaklığa ziyarete giderken biz de bir oyuncakçıya uğrayalım dedik. Orada bunu gördüm. Sonra sen aklıma geldin. Şey, ufaklıkta aynı hastanede mi? Burada mı? Yok. Şart mı? Aynı gün sadece bir hastanemi ziyaret edebiliyoruz. Yok, hayır da ne bileyim. Bu aralar etrafımda pek beni düşünen kimse kalmadı da. Vallahi insanlar haklı. Onlara yaptığını bana yapmış olsaydın, sana iki katını yapardım. Peki, onlara yaptığımı sana yapmayacağımı nereden biliyorsun? Bizim seninle olan kişisel tarihimizde bir falso yapmadın. Yani sana dandik plastik bir bilardo takımı hediye etmemde bir sıkıntı yok. Merhaba. Merhaba. Ben kaçayım artık. Geçmiş olsun tekrardan. Görüşürüz, çok sağ ol. İyi günler. İyi günler. Başka bir defile salonu bulamayacak mıyız?
Vallahi ben araştırdım ama her yer maalesef dolu. Defileyi iptal etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Bu arada ben biraz önce Emre ile konuştum. Misafirlerimizi otelden almış, buraya doğru geliyorlar. Ya Olcay, ne diyeceğiz biz onlara? Işık sistemi bozuldu, defile iptal oldu falan mı diyeceğiz? Olmaz öyle şey. Amerikalılar sırf bu yüzden geldi buraya. Topa tutarlar bizi vallahi. Üstelik bu akşamüstü dönüyorlar. Yani biletleri çoktan alındı. Uf, geldik, çık işin içinden. Ne yapacağız şimdi? Ha, benim şahane fikrim var. Bence Tekirdağ köfte yemeye gidelim. Telefonları da kapatırız o. Ne yaparsanız yapsınlar, bize ne? Bakmayın öyle. Bakmayın, bu kadar geliyor aklıma. Yani bu saatten sonra zaten dönüş yok. Her şey bitti. Yarına mı ertelesek defileyi? Ya bu akşamüstü kesin olarak dönecekler. Yani yarın Londra'dalar, sonraki gün Paris'liler. Bütün programları bir ay öncesinden belli. Yani şansımızı denesek ne olacak ki? Ya Ayaz, sen bu adamları tanımıyorsun. Bunlar öyle adamlar değil. Aksilik sevmiyorlar. Mümkün değil, bekletemeyiz yarını. Ya haklısın tatlım ama Ayaz doğru söylüyor. Bir şansımızı deneyelim. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Oh ya, sonunda gitmeme izin verdiler. Boş boşuna tuttular baba beni burada gece. Öyle şey olur mu oğlum? Kontrol altında kalman gerekiyordu. Ama ne gerek var baba ya? Ben kendim bilmiyor muyum? Bak, doktor birkaç tetkik daha yapmak istiyor, tamam mı? Ya ne tetkiği ya? Şeytan diyor, çık bas şunların odasını, direkt dağıt. Kendi kendilerine iş çıkartmaya çalışıyorlar. Of. Bak hala şu başımın ağrısını geçiremediler baba. Bir de tetkik diyorlar. Ne tetkiği? I'm terribly sorry, but it's impossible for us to wait tomorrow. We have to go to the airport today. Of ya. Gomo bir şey dedi. Bir yere mi gidiyor bunlar? Yani çok büyük hayal kırıklığı yaşıyormuş. Hani bize söz verdiniz, tutmadınız, o yüzden gidiyoruz diyor. Demiştim ben sana, değil mi? Ya ama elimizde olmayan sebepler yüzünden aksilik çıktığını söylediniz mi? E tabii ki söyledim ama bizi ilgilendirmez diyor. Okay. Let's go. Kate. Mister. Hay. Aa. Ya. Aa ya. Baya gidiyorum ben. Ne yapacağız abi ya? Yapacak hiçbir şey yok. Bitti her şey. Yolun sonuna geldik. Tamam. Airport. Sen bekletme onları Emre. Ay ben galiba birazdan ağlayacağım. Aa, merak etme tatlım. Bak sen çok yeteneklisin. Bunlar olmaz, başkaları olur. İlla ki önünde yeni kapılar açılacaktır. Benim şu an önümde gördüğüm tek kapı tuvalet kapısı. Ve gidip biraz ağlamam için o da. Ya Öykü. Ya bir şey yapmamız lazım. Kız çok üzüldü. Ne yapabiliriz? Adamlar gidiyor işte. Keşke bir gün daha kalsalardı. Yarın her şeyi organize ederdik. Aslında onları burada tutmanın bir yolu daha var. Neymiş o? Uçağı kaçıracaklar. Emre. Bak şimdi beni iyi dinle. Tamam Ayaz, tamam. O iş bende. Şimdi ben bunları öyle bir İstanbul turu attırırım ki onlar hayatta o uçağı yakalayamaz. Sen merak etme. Hadi bismillah. Good day. Weather, weather. Good. Ha? Bilir abi, bilir haberim. Kaça gidiyorsun sen? Beşe. Beşe gidiyormuş bak, görüyor musun? Hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Adamsın lan sen. En sevdiğin futbolcu kim? Ben baba. Sal bakalım. Excuse me, could you hurry up, please? We have to go to the airport. The airport? But I don't speak English hocam, yani ben anlamıyorum. We need to go more quickly, okay? More quickly. Okay. Hay Allah, bak. Mister. Renk, lamba yandı mı bekleyeceksin. Bunun kaçarı yok yani. Sonra ceza yiyorum, ben ödüyorum. Yazık. Yes, hadi. I am VC.
Please, be quick. Yes? Tamam lan, patladım Allah Allah. Hadi, geliyorum, come. Alo. Burcu'm, ne yapıyorsun? İyiyim ben de vallahi, ne yapayım? Turistleri gezdiriyorum İstanbul'da. Yok yok, rahat rahat konuşabiliriz, var vakti ya. İşte havaalanına gidiyorlar, uçağa. Ama kaçıracaklar tabii, yetiştiremeyecekler. Niye kaçıracaklar? Dur ben sana baştan anlatayım. Şimdi Ayaz var ya bizim. Then we have a deal. So, let's go in a few minutes. Ne diyor? Yani uçağı kaçırdıkları için çok kızgınlar ama bizim planımız olduğunu bilmiyorlar. Yapacak bir şey yok kardeş. İstanbul trafiği yer. Epik defile ne olacak? İkna ettim. Yarın defileyi izleyecekler, sonra gidecekler. Harika. Yalnız arkadaşlar, küçük bir sorun var. Gördüğünüz gibi birazcık sıkılmış durumdalar. Ya oğlum normal yani, iki saattir İstanbul'un içinde. Oradan oraya, oradan oraya, bayıldı adamlar ya. O yüzden bu gece onları eğlendiriyoruz. Bence haklısın. Bunlar böyle keyifsiz izlerlerse defileyi beğenmezler. Peki ne yapacağız? Vallahi meyhaneye gidelim dedim, kabul ettiler. Oo, bu gece eğlence var. Ha, yalnız biz erkek erkeğe gideceğiz. Siz kızlar ayrı takılıyorsunuz. Niye ya? Nedenmiş o? Çünkü Julia Hanım'ın midesi bozulmuş yağlı yemeklerden. O yüzden sizin eve gidecek. Ya kadının bizim evde ne işi var? Ya ben konuştum kadınla. Restoranlardan işte, kalabalık ortamlardan falan sıkılmış. Benim de aklıma başka bir şey gelmedi. Ne yapayım? Bence harika bir plan. Ne dersin Öykü? Öyle madem, anneme söyleyeyim. Bir tarhana çorbası yapsın. Arkadaşlar, ne yapıp edip misafirlerin gönlünü hoş tutmamız gerekiyor. Anlaştık mı? Tamam, tamam. Ha, Türk misafirperverliği yani. Aynen öyle. Çık burada. Oh, geçecek. Mister, uçak. Sorry yani. Şeyden sıkıştım biliyorsun. What is this? Ha, this is a haydari. What? I'm sorry. Haydar is a man. Haydari is a meze. Meze. Ya bu ne var ya, hiçbir şeyden anlamıyor. Nasıl yapacağız? And what is this one? This is fava. 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 Sen at fava bekle. Tamam. Ne yapayım oğlum? Sıkıntı geldi sabahtan beri Allah aşkına. I'm sorry. Could you tell me what this is? This is acılı ezme. What? Yani soruyor biliyor musun? Hem de hiç anlamıyor yalnız. Ezme. Ya var ya, bir daha eğer bana what is this derse şöyle bir tane kafa koyacağım artık yani. Oraya kadar geldim. What is this? This is a yemek, yemek, yemek. Oğlum yemek işte ya. Ye, boş ver, sorma. Gör, gör. What? Zıt Arizona. Arizona? Ay hala. Okay, hadi. Let's eat, let's eat. Evet gençler, gece biter. Vallahi öyle görünüyor.
Abi bence de bunları bir an evvel taksiye bindirelim. Bir de bak bunları taşımakla ben uğraşamam, söyleyeyim size. Şş. Hello. Mister. Bak bu hala gülüyor, ayar olsun lan. Ya ulan baksana dans yüzü görünce var ya, nasıl ayıldılar, nasıl ayıldılar. Bence bunlar kendilerini hala rüyada zannediyorlar. Eyvah, rezil oldular. Bunlar yarın inşallah bu yaptıklarını hatırlamazlar. Yok yok abi, bunlara hiçbir şey olmaz. Bunlarda sinir stres kalmadı ki. Bunlar var ya, yarın da lokum gibi olur, lokum. Hadi. Ay, 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 aksilikten sonra kıyafetleri buraya getirtmiştim. Bugün tekrar geri göndereceğim. Ha bir de Amerikalı misafirlerimizi otelden aldıracağım. Nasıl? İyiler mi? Vallahi sesleri gayet iyi geliyordu. Hatta bomba gibi izlediler. Kısacası hiçbir terslik görünmüyor. Defile kararlaştırdığımız saatte başlar. Sağ ol canım. Ay ben çok korkuyorum ya. Sanki yine bir aksilik çıkacak gibi. Tatlım her şey yolunda gidiyor, merak etme. Bak misafirlerimiz de çok memnunmuş. Ayaz, çok teşekkür ederim. Sen olmasan bu defile olmazdı. Asıl sen olmasan bu defile olmazdı. Evet, kutlamaya hazır mıyız? Aa, Mehmet bu ne şimdi böyle? Hayatım, bugün özel bir gün. Ah. Evet. Aa. Olcay. Efendim? Patlat. Patlamıyor. Hadi. Alo, Işık ne haber, nasılsın? İyidir, sen nasılsın? Çıktın değil mi hastaneden? Çıktım, çıktım. Hatta dışarılarda geziyorum şu an. Oo, keyfin yerinde yani. İyi, iyi. Ama sanki hastanede daha çok eğleniyordum. En azından birileri mini bilardo getiriyordu falan da oynuyorduk yani. Evet de çok kötüsün abicim. Yani sürekli yenilmez ki insan. Var mısın tekrar kapışmaya? Varım. Sen ne zaman istersen. Bugün öğleden sonra. Tamam, bana uyar. Tamam, görüşürüz hadi. Birazdan kıyafetleri kuru temizlemeden alacağız. Sonra defileye gideceğiz. Hiçbir sorun çıkmayacak. Ya hep öyle diyorsun. Sonra bir ton aksilik çıkıyor. Bak korkumdan buralara kadar geldim. Kıyafetlerin başından ayrılmayacağım. Kıyafetleriniz hazır efendim. Sağ olun. Bak gördün mü? Her şey tertemiz. Üstelik vaktimiz de var. Rahat rahat yetişeceğiz. Ya yine bir aksilik çıkardı diye ödüm patlıyor benim ama. Ya şu araç kaza yaparsa? Sonra alev alırsa kıyafetler de yanar içinde. Ya Öykü birazcık pozitif olsana, hep böyle karamsar olma.
Bak şimdi söyle. Her şey çok güzel olacak. 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 Şimdi daha iyi misin? Ben defile salonuna gidiyorum Öykü Hanım. Teşekkür ederim. Biz de peşinizden geleceğiz. Aa, arabayı götürüyorlar. Ayaz, ne oluyor ya? Arabayı kaçırıyorlar. Dur. Hırsız. Dur. Ya hırsız var. Yok böyle bir aksilik ya. Her şey çok güzel olacak demiştin değil mi? Eşref abi, bir araç çaldım, geliyorum. Nerede buluşalım? Sözleştiğimiz yerde mi? Nerede sözleşmiştik? Eşref abi, sen de hep bağırıyorsun ama. Ha, karpuz çıkmış. Gelirken alayım mı? Küfür hoş bir şey değil Eşref abi. Küfür hoş bir şey değil. Kapatıyorum ben. Peki, peki memur bey. Teşekkür ederim. Ben sizden haber bekliyorum o zaman. Tamam. Polis elimizden geleni yapacağız diyor. Hadi inşallah. Sen görebiliyor musun bir şey? Yok vallahi, kayboldu gitti. Of of! Ya gündüz başıma gelen şeye bak ya. Hayır, anlamıyorum. Niye bütün aksilikler Öykü'yü buluyor ki? Önce ışık sistemi bozuldu. Ondan sonra elbiselere şampanya döküldü. Ve sen olarak elbiseler çalındı. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Şimdi sırada ne var acaba? Sen niye bir şey söylemiyorsun ya? Moralimi yerine getirmeye çalışsana. Ne bileyim, Öykü her şey çok güzel olacak falan de. Yani böyle bir şey söylemek şu anda pek mantıklı gelmiyor bana. Her şey bitti diyorsun yani. Yine rezil olacağız insanlara. Dur bakalım, dur. Belki bir mucize olur. Yazık Öykü sana ya. Bak, işin mucizelere kaldı. Şeref, ben sana spor araba çal, pahalı bir araba çal dedim. Bu ne ya? Araba arabadır Eşref abi. Hem illa satmamız gerekmiyor. Belki ticarete atılırız bu arabayla. Ticaret? Ve biz, öyle mi? Delirtme beni, delirtme Şeref. Hem ne satacağız ya? Yumurta satarız Eşref abi. Al, adı tencere, tava işine gireriz. Şeref, delirtme beni. Seni yumurta diye tavaya kırar. Domatesli, biberli biberli menemen yaparım. Çıldırtma beni. Lan oğlum hemen küsme lan. Biliyorsunuz zaten son işten zor paçayı kurtardık. Patron bizi kovdu. Paralar suyunu çekti. Hem nerede bizde o sermaye? Hadi onu bırak. Nerede bizde o ticari zeka? Sen kendi adına konuş Eşref abi. Ben bakkalın yanımda çıraklık yaptım. Yok ya. Söyle bakayım lan o zaman. 6 kere 9. Şey... Peki lan tamam. 3 kere 2. 2 tane 3. 4 mu? Deli etme beni Şeref. Deli etme. Şimdi bunu ne yapacağımızı düşünelim. Şeref, bana bak. Nereden çaldın sen bunu? Onu temizlemeciden. Bir bu eksik. Ne yapacağız şimdi biz bu kadar kıyafeti? Ayaz, duralım artık ya. Anlamsızca dolaşıp duruyoruz. Ağlamayacaksın değil mi? Sana ne ya? Ağlarsam ağlarım. Sana ne bundan? İyi de bana niye kızıyorsun ki? Kime kızayım? Sen benim nişanlım değil misin? Kızarım da severim de, istediğimi yaparım. Senin sinirlerin iyice bozulmuş. Nasıl bozulmasın? Ve neden bozulmasın? Aynı şey senin başına gelseydi ha? Tam böyle sunuma gideceksin. Projeni sunacaksın. Ama çizimlerin ortada yok. Ne yapardın, ne hissederdin? Böyle bir şey başıma gelmişti sanki ha? Ama sen hak etmiştin. Az bile yapmışım. Ya ben,
Peki ben? Suçum yok, günahım yok şu başıma gelenlere bak. Bitti öykü. Bütün eğlence bitti. Buraya kadarmış. Önce şunlardan bir kurtulalım. Arabayı ne yapacağımızı sonra düşünürüz. Eşref abi dur. Aklıma bir fikir geldi. Senin aklına bir fikir geldi. Güldürme beni Şeref ya. Cihaz zekam çalışmaya başladı abi. Bu elbiseleri ne yapacağımızı buldum. Ne yapacakmışız? Satacağız. Bu kadar kıyafeti nerede satacağız biz Şeref? Gel abla gel. Buyurun, buyurun. Bilene bilmeyene duyurun. Yüzyılın indirimi burada. Gel abla gel. İhraç fazlası bunlar. Gel. Bunlardan almayanın yaklı yok ya da parası. Gel abla gel. Jennifer Lopez, Madonna da buradan alıyor. Gel sen de. Daha ne son lira ablacığım? Ay çok pahalı. Ablacığım gel bir güzellik yaparız. Gel, gel nereye gidiyorsun ya? Tane 10, 3 tane 50. Gel ablacığım. Tane 10, 3 tane 50 mi? Sizin matematik dersi boş mu geçti Şeref? Bizim mezarcı giriyordu abi. Mercedes'e gelsenize. Param olsa ben de alsam be. Bir yıl Paris'te kaldım. Böyle kalite görmedim. Abla, sen de al abla. Gel. Vatan cebinin ruhalları bunlar. Gel. Seç, karıştır, aklını çalıştır abla. Bu fiyata, bu kaliteyi hiçbir yerde bulamazsın. Sen de al abla, sen de al. Bunlar Öykü'nün tasarımlarına ne kadar benziyor. Al abla, al. Bak abla, bu bile giyse güzel olur. Bak, bana bile yakışır. Bana bile yakışır. 70 yaşında da olsan, 80'de de olsan bunu giydin ne olur olsun ki. Bak, güzel. Hiç estetiğe de gerek yok. Nereden bu geliyor bunlar? Fransa. Yani Fransa'nın içinden geliyor. Ha. Var bu işte bir şey ama. Oğlum gel bakayım sen. Bunlar ablanın tasarımlarına benziyor. Ya hatta eminim benzemiyor. Bunlar ablanın tasarımları. Ya nasıl yani? Ablamın tasarımları pazarda mı satılıyor? Sen de. Öykü. Anneciğim, ya ne olursun çok acil bir şey değilse sonra konuşalım mı? Şu an başım büyük dertte. Ne oldu? Hiç sorma. Kıyafetler çalındı. Ayaz da sabahtan beri onları arıyoruz ama bulamadık. Anneciğim ben buldum. Hatta şu an tam karşımdalar. Ne? Neredesin sen? İnanmıyorum ya. Tamam, tamam hemen geliyoruz. Ne olmuş? Hırsızlar bizim kıyafetleri pazarda satıyorlarmış. Ne? Dön, dön. Çabuk şuradan dön. Kırmızısı, sarısı, morlusu. Partide giy, galada giy, baloda giy. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Ablacığım iki saattir bakıyorsun ya. Alacak mısın? Ha bakıyorum ben öyle. Kolay karar veremem. O yüzden bakıyorum, bakacağım. Ambulans yok mu ambulans? Pazarcı çıldırdı. Pazarcı çıldırdı. Her paça 5 lira. 5 lira. 5 lira. 5 lira. Ben bunu alıyorum oğlum. Hemen anneciğim ver hemen torbaya koyayım. Ay yok yok siz bunu almayın teyzeciğim almayın. Neden? Bu kalitesiz bir şey. Şimdi paranız boşa gidecek. O yüzden almayın almayın siz. Ya ablacığım sen başıma bela mısın bizim ya acaba? He? Niye karışıyorsun anneme? Belayım. Teyzeciğim ben size doğruyu söylüyorum. Almayın siz, almayın. Ay sana ne kızım? Ben istediğimi alırım. Aa. Yok. Alma teyzeciğim sen. İyi değil bunlar. Şuradalar. Aa! Ne ya? Yine mi bu adamlar? Ne işi var bunların burada ya? Demek siz çaldınız kıyafetlerimi. Yok. Biz arabayı çaldık. İçinden bunlar çıktı. Sürpriz oldu bize de.
Nasılsınız? Bir dakika, siz polisten nasıl kurtuldunuz ya? Kaçtık hayatım, kaçtık. En iyi yaptığımız şey. İyi, bakalım şimdi ne yapacaksınız? Kaç şifa mı kaç? Of ya, of şu hale bak. Kızım bunlar senin mi? Benim teyzeciğim. Parayı o zaman sana vereyim. Yok teyze, bunlar satılık değil, özel kreasyon bu. Yavrum, 10 lirayı vereyim yavrum. Torunumu alıyorum, onun bugün doğum günü. Tamam teyzeciğim, sen al, para istemezsin. Çok teşekkür ederim yavrum, sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Bunu da atlattık. Sırada ne var acaba? Yok artık, bence bu kadar yeter bugün. Önemli bir eksik var mı? Yok yok, böyle idare ederiz. Ay yani geçmiş olsun vallahi. Ben bayağı umudu yitirmiştim bir ara açıkçası ama neyse buldunuz. Ay sorma ya, resmen jelterleri döktün. Döktük. Ben de yanındaydım. Haklısın sevgilim ya. Özür dilerim. Sana da bağırıp çağırdım, kızmadın değil mi? Ay tatlı çikolar sizi. Öykü, hemen çıkman gerekiyor. Ya yine mi kötü bir şey oldu? Yok yok, bu sefer öyle bir şey değil. Çok önemli bir dergi büyük tasarımcılarla röportaj yapıyor. Bir sürü telefon trafiğinden sonra seni de dahil ettim. Ama bugün defile var. Yani iki yerde bir derede yetişemem. Ama mutlaka gitmen lazım. Bak büyük sükse yapacaksın. Hem o kadar uğraştım senin için. Hadi sadece bir iki saatini alır. Üzerine farklı bir şeyler giy, git. Hadi. Bence yetişir. Ya tabii canım. Yani büyük fırsat bu. Kaçırma git. Tamam. Nerede bu röportaj? Bak şuradalar. Hadi gidelim. Ayaz, bir saniye ya. Acaba sen gelmesen mi? Neden? Ne bileyim, baksana şunlar. Kesin çok gıcık tiplerdir. Röportaja bile sevgilisiyle gelmiş falan derler. Tamam, madem beni istemiyorsun. Ne olursun ya, bu istememek değil, anla işte. Şunların diline düşesim yok. Ben tek başıma gitsem daha iyi. Ben bekleyeyim seni? Yok, hiç bekleme. Ben buradan çıkıp gelirim defile. İyi. Ama geç kalma. Merak etme. Hiç öyle bir niyetim yok zaten. Aa, nasıl gider bilardo masası İlker'cim ya? Ya Sibel'e sormadan almıştım zaten. Ondan Meto yiyince geri göndermek zorunda kaldım. Buna en çok Mete sevinecek. Çünkü bana bir daha yenilmekten kurtuldu. Yo, aslında kurtulmuyor olabilir. Şurada bir bilardo salonu var. İsterseniz gidin orada oynayın. Yok İlker'cim, bizi öyle arka sokaklardaki bilardo salonlarına göndermeyin. Olmaz. Okları var mı? Var. Oynamayı biliyor musun? Tabii ki, kitabını yazdım. Bilardo kitabı gibiyse çok satmaz söyleyeyim. Okları alalım. Veriyorum. Sen nesini oynuyoruz onu söyle. Her zaman gibi. Kaybeden kazananın kölesi olacak gece yarısına kadar. Hmm, tamam, o hikaye. Al bak. Bol şans. Sağ ol. Ben bir deneme atışı yapayım da önce. Bence oynamayalım. Kafenin duvarlarına yazık. Ne var canım? Elimi ısındırıyorum. Biraz alışalım değil mi yani? Ben bir kahve içeyim. Sen bu arada ısın, olur mu? Moda sektörünün duayen isimlerinden birisiniz. Yaptığınız her defile adından sıkça söz ettiriyor. Şunu sormak istiyorum. Tasarımlarınızı hazırlarken en büyük ilham kaynağınız nedir? Aşk, aşk,
aşk. 100.000 kere aşk. Peki, genç tasarımcılara tavsiyeniz nelerdir? Genç modacılara tavsiyem... Yani kendilerine çok güveniyorlar. Bir halt olduklarını düşünüyorlar. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Mesela şu küçük hanım. Evet sen. Şimdi sorsan 2 saat hayallerini anlatır. Ama inanın hiçbir hayalini gerçekleştiremeyecekler. Neden acaba? Sorabilir miyim? Çünkü kendine çok güveniyorsun. Ben oldum diyorsun. Ben öyle bir şey demedim. Ben senin içini okurum. Yanlış okumuşsunuz diyelim o zaman. Görüyorsunuz değil mi? Hiç saygısı yok. Birkaç seneye kalmaz kaybolur. Öykü Hanım bugün bir defile düzenleyecek. Hatta Amerikalı bir moda devi onun kreasyonunu görmek için İstanbul'a gelmiş. Ay çok sıcak oldu. Of biraz açık denizlere açılalım. Nerede bu geminin kaptanı? Kaptan! Ay çalıştır şu motorları, açılalım biraz. Peki efendim. Bir dakika, ben defileye yetişeceğim. Ne oldu şekerim, korktun mu? Açık denizler korkuttu mu seni? Ama istiyorsan sen gelme korkuyorsan. Zaten bu ortamlar seni aşar canım. Öykü Hanım karar sizin, nasıl istersiniz? Tamam, geliyorum. Ya. Vallahi onu bunu bilmiyorum ama ben bu defile bitsin 3 gün 3 gece alemlere akacağım sabaha kadar. Ay çılgın. Biz misafirlerimizi yemeğe çıkarıyoruz. Buralar size emanet, bir aksilik istemiyorum. Siz merak etmeyin kraliçem. DJ yok ortalarda. Şimdiye kadar gelmiş olması gerekmiyor muydu? Bilmem. Ne demek bilmem Şeyma? Hemen ara konuş. Sıkıldım artık ben ya. Sürekli bana patlamak için fırsat kolluyor. İdare et tatlım. Bak bugün herkes gergin. Ben sana bir kahve getireyim mi? Ha? Vallahi hiç bilmiyorum. Zaten balıma geldiyse de korkulacak bir şey yok, değil mi? Aman. Sakin ol ışıkçım ya. Korku mu var? Korkuyor musun yoksa kork... Susar mısın? Pardon. Ben bir şey yapmadım. Doğru, evet. Hepsi benim hatam değil mi? Yani hem dart oynamam lazım, hem de senin hareketlerini kontrol etmem lazımdı. Haklısın.
Ha şey, takip şey olacak tamam, değil mi? Tamam, hallediyoruz. Tamam tatlım. Tamam, ben DJ ile konuştum. Yarım saate buradaymış. Oh, ya yalnız Öykü'nün hala burada olmaması. Vallahi bana stres bastı. Gelir değil mi? Herhalde gelir canım. Yani kendi defilesini kaçacak hali yok. Hakikaten yani. Gelir, ne yapar eder? Gelir yani değil mi? Hı Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seni kıskanıyor. Evet ama neden? Yani sonuçta ona göre ben daha yolun çok başındayım. Biri ondan daha iyi bir iş çıkartacak diye ödü kopuyor. Bu yeni yetmenin fotoğraflarını koymayın. Benim fotoğraflarımı tam sayfa yapın. Merak etme, tabii ki senin de fotoğrafların basılacak. Sağ ol. Ya bu arada biz ne zaman dönmüş oluyoruz? Benim defileye yetişmem lazım. Toparlarınız birazdan. Fazla geç kalmayız. Evet Işık Hanım. Double 9 oyunu bitirir. Finito. Vallahi tebrikler. Bu oyunu bilen azdır, iyi oynayan daha da azdır. Hiç beklemezdim. Işıkcığım, benim sana söylemeyi unuttuğum bir şey var. O da ben üniversitedeyken dart takımındaydım. Ama bunu söylemeliydin. Bu hile sayılır. Ha öyle mi? Tam atış yaparken gelip tak diye kenardan vurmak ne sayılıyor? Ha? O oyun taktiği. Oyun taktiği mi, oyun taktiği. Maalesef bu taktikler seni kölelikten kurtaramadı canım. Yürü bakalım köle. Hadi. Kaptana söyledim, dönüyoruz birazdan. Teşekkürler. Demek akşama defilen var. Evet. Sen şimdi heyecanlısındır da. Tabii biraz. İnşallah rezil olursun. İnşallah bütün aksilikler seni bulur. Bu son defilen olur. Tüm bu kötülükler, tüm bu konuşmalar, yani bir gün sizden daha başarılı olacağım diye mi? Aklınız çıkıyor değil mi? Maalesef bir sorun var. Motor çalışmıyor. Bütün mekanik aksam arızalanmış. Telsiz de dahil. Ne yapacağız şimdi? Telefonlar da çekmiyor. Ben sorunu çözeceğim ama biraz geç kalabiliriz efendim. Ay görüyor musun? Tuttu bütün beddualarım. Yetişemeyeceksin defilene. Yazık oldu. Way, please. Have a seat, please. There you go. Please, here. Şeyma. Efendim hanım. Ne oldu? Bir terslik mi var? Asla yok. Terslik yok. Öykü nerede? Dönmedi mi daha? Dönmedi. Telefon da kapalı. Nasıl telefonu kapalı?
Neyse, herhalde şarjı bitmiştir hayatım. Birazdan gelirler. Peki Ayaz nerede? O da yok. Mehmet, neler oluyor böyle? Kötü şeyler düşünme hayatım. Panik yapma. Önemli bir şey değil. Gelirler. Ben şimdi misafirlerimizle ilgileneceğim. Öykü gelene kadar sorumluluk sende, ona göre. Defile tam saatinde başlayacak. Bir daha asla rezil olmak istemiyorum. Ne oldu? Kızlar, yardımımıza ihtiyacım var. Hemen gidin. Sorunu çözmeye çalışıyor. Belli olmaz. Belki yetişirsin. Teşekkür ederim. Bugün de hava çok güzel. Resmen yaz. Ben kalırım birkaç gün daha burada. Sibel, tut o çocuğu, bir de onunla uğraşamayız. Bir dakika, yanlış gittik. Ay, ya. Ay hadi ama Öykü ya, neredesin ya? Ya kaçıramazsın bu geceyi. Hadi. Tamam hadi, bir dağılalım hadi, işimize bakalım hadi. Çalış, imdat. Kimse yok mu orada? Biz teknede mahsur kaldık. Ne olur alo. Kimse yok mu? SOS, SOS. Sakin olun lütfen. Birkaç saate kadar yakınımızdan muhakkak bir tekne geçer. Yardım isteriz. Birkaç saat mi? Maalesef. Mümkün değil. İmdat! Kimse yok mu? Of! Nerede kaldı? İki defile başlayacak şimdi. Rahat ol hayatım. Gelirler. Ay nasıl rahat olayım Mehmet? Defile Öykü'nün defilesi ve Öykü ortada yok. Yani en azından defilenin sonunda sahneye çıkıp böyle bir selam vermesi lazım. Panik yapma. Gelirler. Ha, keşke senin kadar rahat olabilseydim yani. Burcu, Öykü'den bir haber var mı, mesaj falan? Yok vallahi Meral teyzeciğim. Ey Allah'ım ya Rabbim. Ya nereye kaybolur bu kız, anlamıyorum. Son 5 dakika. Bütün kızlar hazır mı? Hazır. Ay kalbim çıkacak vallahi. Ay sen bir de bana sor. Lazım.
Yüzerek mi? Of ya of! Merak etme. Ben bir deniz uçağı çağırdım. Birazdan gelip seni alacaklar. Çok komik. Vallahi bence komik. Aşağısı hazır. Hadi kızlar aşağı iniyoruz. Hadi çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Tamam tamam tamam. Aa, tamam hadi gel biz de inelim aşağı. Tekne yaklaşıyor. Ayaz mı? Ayaz! Ayaz mı? Ayaz! Ayaz kim? Nişanlım olur kendisi. Beni kurtarmaya geldi. Biraz mevsimi inanmam, sonsuz aşka gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrü, bilen bilir adı kiraz mevsimi. Sevgili konuklar, hepiniz Öykü Acar'ın defilesine hoş geldiniz. Evet, birazdan sevgili Aydilge'nin şarkılarıyla defilemiz başlayacaktır. Şimdiden iyi seyirler efendim. Öykü geç kalıyoruz, hadi. Tam umudu kesmiştim, seni gördüm biliyor musun? Uf, sen hala öğrenememişsin. Umudun bittiği yerde ayaz başlar. Peki sen nereden tahmin ettin bir aksilik olacağını? Yani bugün her şey o kadar ters gitti ki biliyordum böyle bir şey olacağını. Atladım geldim işte. Ne oldu Öykü? Geç kalıyoruz. Ayaz. Sen benim küçük dünyamın büyük kahramansın. İyi ki varsın hayatımda. Teşekkür ederim. Ama geç kalıyoruz. Seni çok seviyorum. Aşkım ben de seni çok seviyorum. Ama... Ne var ya? Tamam. Aa, içimden geldi. Söyledim. İyi yaptın. Ama geç kalırsak ne olacak? Koş, koş, koş! Ya hep çene, hep çene. Aa. Ya hadi, hadi, hadi. Ya daha saçım yapılacak, makyajım, kostümüm. Hadi.
Teşekkürler, iyi günler. Memnun kaldım mı stil danışmanlığında? Sayende hiç giymeyeceğim bir sürü kıyafetim oldu. Sağ ol. Belki de artık bir değişiklik yapmanın vakti gelmiştir. Aslında haklısın. Belki de eskileri bir köşeye bırakıp yeni bir şeylere başlamanın vakti gelmiştir. Hadi. Mete, iyi misin? İyi. Mete! Mete! İyi misin Mete? Mete, iyi misin? Zoyku.
Hayat, gel şaşırt bugün beni. Aklımdan geçenleri getir koy karşıma. Bir aşk hiç yaşanmamış gibi. Her gün yepyeni. Kalır mı buralarda? Tutar mı ellerimden? Hatta koyar mı kalbimi? Kalbinin yanına yine de inanmam. Sonsuz aşka gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrü bilen bilir, adı kiraz mevsimi. İnanmam sonsuz aşka gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrü bilen bilir, adı kiraz mevsimi.